Azgınlıkları ve isyanları iyice artan İsrailoğullarına Yüce Allah Firavun'u musallat etti. Yahudiler, Firavun ve onun akrabaları kıtbilerin her türlü işlerinde ücretsiz çalışmak zorundaydı. Firavun Yahudilerin erkek çocuklarını öldürüyor, kız ve kadınlarına ise cariye gibi muamele ediyordu. Yahudiler bir kurtarıcı beklerken, Yüce Allah Hazreti Musa'yı gönderdi. Hazreti Musa, bir gün dua edip Yüce Allah'a sual eder, en hakim kimdir? Yüce Allah, hak ile hükmeden ve hevasına uymayandır. Buyurdu. Hazreti Musa, en alim kulun kimdir? Yüce Allah, belki bir gerçeğe rast gelirim de bir hidayete delalet eder veya kendisini felaketten kurtarır diye insanların ilmini araştırıp inceleyen ve kendi bilgisine katan kişidir. Buyurdu. Hazreti Musa, ya Rabbi kullarından en çok sevdiğin kimdir? Yüce Allah, beni zikreden ve unutmayan kişidir. Buyurdu. Hazreti Musa, bu müjdeye nail olmak için sorar, ya Rabbi kullarından benden alimi varsa bana göster, Yüce Allah, var. Buyurdu. Hazreti Musa, onu nerede arayayım? Yüce Allah, iki denizin birleştiği sahranın yanında. Buyurdu. Hazreti Musa, ya Rabbi onu nasıl bulurum? Yüce Allah, azık olarak yanına balık al o balığı. Kaybedeceğin yerde onu bulursun. Buyurdu. Hazreti Musa yanına pişmiş ve tuzlanmış balık alarak yol arkadaşı olarak da Hazreti Yuşa bin Nun ile yola çıktılar. Hazreti Musa ile Hazreti Yuşa Hızır aleyhisselamı bulmak ve ondan ilim almak amacıyla günlerce yol yürüdüler. İki denizin kavşağına varınca dinlendiler. Yemek yiyip uyudular. Hazreti Yuşa uyanıktı, pişmiş ve tuzlanmış olarak yanlarına aldıkları balığın bir mucize olarak denize atladığını, yüzüp gözden kaybolduğunu gördü. Hazreti Yuşa uyumakta olan Hazreti Musa'yı uyandırıp olayı göstermek istediyse de onu rahatsız etmekten çekindi. Daha sonra söyleyeyim diyerek Hazreti Musa'yı uyandırmadı. Hazreti Musa uyanınca söylemeyi unuttu. Balık ise denizde kanal gibi bir iz bırakarak yoluna devam etmekteydi. Kavşağı geçtikleri zaman Hazreti Musa Hazreti Yuşa'ya yemek yiyelim demişti. Hazreti Yuşa üzülerek olayı hatırladı ve büyük bir mahcubiyetle balığın denize atlaması olayını anlattı. Hazreti Musa sevindi, Hazreti Yuşa ile geri döndüler. Çünkü aradıkları işaret buydu. Sonunda Yüce Allah'ın rahmet ve gayba dair bir ilim öğrettiği Hızır aleyhisselamı bulmuşlardı. Hazreti Musa, sana arkadaş olabilir miyim? Dedi. Hızır aleyhisselam, ne için? Dedi. Hazreti Musa, sana öğretilen ilimden bana bir gerçek, öğretmen şartı ile, dedi. Hızır aleyhisselam, doğrusu sen benimle asla sabır edemezsin. Dedi. Hazreti Musa hayretle, niye sabır edemem, diye sordu. Hızır aleyhisselam, iç yüzünü bilmediğin bir şeye nasıl sabredeceksin, dedi. Hazreti Musa Hızır aleyhisselamı bulmuşken kaybetmek istemiyordu. Yalvarırcasına, beni inşallah sabırlı bulacaksın ve sana hiçbir işte karşı gelmem. Dedi. Hızır aleyhisselam, benim de bir şartım var. Dedi. Hazreti Musa, bütün şartlarını şimdiden kabul ediyorum. Dedi. Hızır aleyhisselam, o halde bana tabi olacaksın, ben söz açmadıkça bana hiçbir şey sorma. Dedi. Bu konuşmalar üzerine Hızır aleyhisselam Hazreti Musa ve Hazreti Yuşa beraber yola çıktılar. Hızır aleyhisselam bir geminin yanına geldi. Çok yeni bir gemiydi. Gemiciler Hızır aleyhisselamın elini öptüler ve gemiye bindiler, onları da bindirdiler. Hızır aleyhisselam gemiciye eski gemilerinin neden değiştirip bu yeni gemiyi aldıklarını sordu. Gemici kardeşlerinin yeni bir gemimiz olsun diye ısrar ettikleri için onları kıramayıp eskiyi satıp bu gemiyi aldıklarını anlattı. Hızır aleyhisselam Hazreti Musa'ya bu geminin sahiplerinin 10 kardeş olduğunu, gariban ve kimsesiz olduklarını, insanlara zararları olmadığı ve faydalarının olduğunu anlattı. 5 kardeş çalışamayacak kadar hasta olduğu için diğer 5 kardeşleri bu gemiyi işletiyorlar. Bütün geçimlerini bu gemiden gelen gelir ile sağlamaktalar. Eski gemileri babalarından kalma idi, yeni gemi almışlar ama iyi etmemişler dedi. Bu sırada bir kuş geminin kenarına konup denizden gagasıyla su aldı. Hızır aleyhisselam bu kuşa, onun gagasıyla aldığı suya ve denize iyi bak, benim ve senin ilmin ve diğer mahlukatın ilmi Allah'ın ilminden şu kuşun denizden eksikliği kadar eksiltir dedi.
Hazreti Musa başını evet anlamında salladı. Hızır aleyhisselam eline bir keser alarak önce geminin dış boyasını kazıdı ve birçok yerinden gemiyi kırdı. Gemiye eski bir gemi görünümü verdi. Hazreti Musa, bu gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin, doğrusu çok büyük bir iş yaptın, dedi. Hızır aleyhisselam, sen benimle sabredemezsin dememiş miydim, dedi. Hazreti Musa özür dileyerek, beni unuttuğumla cezalandırma ve bana güçlük çıkarma, dedi. Gemiden inip bir şehre geldiler. Hazreti Musa gemiye Hızır aleyhisselamın neden zarar verdiğini anlayamamıştı. Sürekli bunu düşünüyordu. Hızır aleyhisselam parkta oynayan bir erkek çocuğunun yanına gitti. Çocuğun elinden tutup adını annesinin ve babasının adını sordu. Hızır aleyhisselam çocuğu öldürdü. Hazreti Musa büyük günah işledin diyerek kızdı. Hızır aleyhisselam hangi büyük günahı diye sordu. Hazreti Musa tertemiz bir nefsi bir can karşılığı olmayarak öldürdün, doğrusu görülmemiş bir şey yaptın, dedi. Hızır aleyhisselam, ben sana benimle sabredemezsin demedim mi, dedi. Hazreti Musa kızdığında pişman oldu. Hazreti Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam, bir daha benimle arkadaşlık etme. Doğrusu tarafından son özle ulaşmışsındır, dedi. Antakya'ya vardılar. Soğuk bir gece vaktiydi, yiyecekleri de bitmişti. Halktan kendilerini misafir etmelerini istediler ama kimse kabul etmedi. Bari yiyecek bir şeyler verin dediler. Onu da kimse kabul etmedi. Hızır aleyhisselam orada yıkılmak üzere olan bir duvar ve ev gördü. Bu duvarı tamir etmek lazım dedi. Hızır aleyhisselam birkaç işçinin bir ay çalışarak yapabilecekleri bu işi Hazreti Musa ve Hazreti Yuşa ile birlikte bir gecede yaptılar. Önce duvarı yıktılar. Harabe evin duvarlarının altında gümüş ve altın levhalar çıktı. Anne ve babaları çocuklarının dünya ve ahiretini düşünerek madde ve manayı bir arada miras bırakmışlardı. Levhalardan birinin üzerine kazınmış notu Hazreti Musa okudu. Hayret ederim o kimselere ki kaza ve kadere imanı olup gam çeke. Rızkın Allah Teala'dan olduğunu bilip zahmet çeke. Ölümü tasdik ederken ferah ve sürurda ola. Kıyamet gününün hesabına imanı varken vaktini gafletle geçire. Dünyanın inkılabını bilirken ona gönül bağlayana. Levhanın diğer tarafını çevirdi. Beş beladan biri başına gelip de şu beş duadan gafil olan insana şaşarım. Her maddi ve manevi bir zarara müptela olan kişinin Rabbim benim başıma dert geldi. Sen merhametlilerin merhametlisisin. Duasını nasıl vört edinmez? Yüce Allah devamında, biz de duasını kabul buyurarak başındaki o zararı hemen göndermiştik. Buyurmaktadır. Herhangi bir sıkıntı ve üzüntüye uğrayan kişinin senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben gerçekten haksızlık edenlerden oldum. Duasına nasıl vört edinmez? Çünkü devamında Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır, biz de duasını kabul ile kendisini kederden kurtardık. Böylece müminleri de kurtarırız. Bir şeyden korkan kişi Allah bize yeter. Hem o ne güzel vekildir, duasını nasıl vört edinmez? Çünkü Yüce Allah devamında şöyle buyurmaktadır, sonra kendilerine hiçbir keder dokunmaksızın Allah'tan bir nimet ve ihsan ile döndüler. Başkalarının kendisine hile kurumasından korkan kişinin ben işimi Allah'a ısmarlıyorum. Muhakkak ki Allah kullarının bütün yaptıklarını görendir. Ayetini nasıl vört edinmez? Çünkü Yüce Allah, nihayet Allah onların kurdukları hilelerden onu korudu. Buyurmaktaydı. Cenab-ı Allah'ın kendisine bir nimet verdiği kişi, nimetin elinden çıkmasından korkar da maşallah kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Duasını kendine vört edinmez. Hazreti Musa, bu güzel nasihatları defalarca okudu ve beğendi. Gerçekten akıllı insanlarmış. Altının üzerine altından daha kıymetli hakikatler saçmış, ne mutlu ona dedi. Hazreti Musa üzerinde hikmetler yazılı altın levhayı Hazreti Yuşa'ya verdi. O da sessizce okudu. Hızır aleyhisselam levhayı yerine koydu ve üzerine duvarı ördüler. Hızır aleyhisselam Hazreti Musa'ya sordu, nasıl iyi oldu mu? Hazreti Musa, evet anlamında başını salladı. İsteseydin buna karşı bir ücret alırdın dedi. Hızır aleyhisselam, işte bu seninle benim aramın ayrılmasıdır, dedi.
Hazreti Musa, yaşanan bu üç olayın sebep ve hikmetlerini sordu. Hızır aleyhisselam o gemi denizde çalışan yoksullarındı. Ben onu kusurlu göstermek istedim çünkü peşlerinde bir hükümdar vardı. Sağlam her gemiyi zorla almaktaydı. Hükümdar geminin kusurlu olduğunu görünce almadı. Erkek çocuğa gelince, babası ve annesi mümin idi. Çocuğun onları azgınlık ve küfre sürüklemesinden korktuk. İstedik ki Rableri bu çocuk yerine onlara daha temiz, daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk versin. Bu erkek çocuğu Hızır aleyhisselamın öldürülmesinden sonra Yüce Allah onlara bir kız çocuğu verdi. Rivayete göre bu kız çocuğunun neslinden 12, başka bir rivayete göre 70 peygamber gelmiştir. Duvara gelince bu duvar şehirde iki yetim erkek çocuğunundu. Duvarın altında onlara ait bir define vardı. Babaları da salih biriydi. Bu sebeple Rabbin diledi ki çocuklar kendi mallarını idare edebilecek yaş ve akıl olgunluğuna erişince definlerini çıkarsınlar. Bu Rabbinden bir rahmet idi. Ben bunların hiçbirini kendiliğimden yapmadım, işte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü bu idi dedi. Hazreti Musa, bütün bunlar Allah'ın emri miydi? Hızır aleyhisselam, evet, ben kendi isteğimle hiçbir şeyi yapmadım. Her şeyi ilahi bir takdirdi. Dedi.